Amerika ve Rusya Suriye'nin kimyasal silah tasfiyesi için el sıkıştı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Kerry ve Lavrov açıklamayı Cenevre'de yaptı. Ankara ise gelişmeleri yakın takipte. Mutabakatın tarafı olan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry açıklamanın hemen ardından Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı. Mutabakatın içeriğini paylaştı, atılacak adımları sıraladı, yönteme ilişkin bilgiler verdi. Davutoğlu'nun telefon trafiği Kerry ile sınırlı kalmadı. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Mutabakata ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Ancak Ankara mutabakattan çok da memnun değil. Zira önemli çekinceler var. Mutabakat Suriye rejimine kimyasal silahları tasfiye ve imha için 2014 yılının ortasına kadar süre veriyor. Ankara sürenin uzunluğundan şikayetçi. Türkiye bu sürenin Suriye rejimince istismar edilmesi ve rejimin halka karşı yeni katliamlara girişmesi endişesi taşıyor. Bir başka çekince ise Esad rejiminin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı. Bunun için mutabakatın tarafları anlaşabilmiş değil. Zira Amerika kuvvet kullanımı sinyali verirken dakikalar geçmeden Rusya bu sinyali kesen açıklamada bulundu. Bu nedenledir ki Türkiye Esad'ın taahhütlerini kısa zamanda ve harfiyen yerine getirmemesi ve mutabakatın akamete uğraması halinde uygulanacak yaptırımların başından ve açıkça ortaya konulmasını istiyor. Mutabakatın uygulanmasınınsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin güvencesinde gerçekleşmesine önem veriyor. Aslında Türkiye söz konusu mutabakatın Suriye'deki krizin nihai çözümü olarak görülmesinden de rahatsız. Çünkü mutabakat sonrası Esad rejimine yönelik olası askeri operasyon seçeneği tamamıyla rafa kalkmış durumda. Ankara Suriye'de nihai amacın halkın meşru taleplerinin karşılanması ve Suriye halkına meşru bir yönetim kurma imkanı sağlaması olmasında ısrarcı. Ankara gelişmelere yönelik bu değerlendirmeleri yaparken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry, Ahmet Davutoğlu'nu ikinci kez telefonla aradı. Paris'te Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla yapacağı değerlendirme toplantılarına davet etti. Davutoğlu'ndansa bu davete olumlu yanıt gitti. Hafta başında Paris'e gidecek olan Davutoğlu, Ankara'nın çekincelerini mevkidaşlarına yüz yüze anlatma fırsatını da bulacak.